Evet, demokrasi ve şehitler mitingi özel yayınıyla yayınımıza devam ediyoruz. Az önce Bursa'dan bir konuşma ekranlarınıza getirmiştik. Bursa'da İçişleri Bakanı Efkan Ala sahnedeydi. İlk önce İl Başkanı Cemalettin Torun konuştu, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe konuşmasını gerçekleştirdi ve akabininde de İçişleri Bakanı Efkan Ala konuştu. Sayın Özdal, sana dönmek istiyorum. Vali Küçük konuşmuştu. Düzelteyim, evet, doğru, İzzettin, pardon. İzzettin Küçük konuşmuştu. Vali İzzettin Küçük'le bir konuşma gerçekleştirmiştik. Konuşmalara ilişkin neler söyleyeceksin, notları aldığını biliyorum. Yeni Kapı'da bir Kur'an tilaveti var, ardından miting bekleniyor ama 81 geçirecek. İlde öyle sanıyoruz ki benzer platformlar kurulduğu için o ilin ileri gelenleri, siyasi parti temsilcileri konuşuyorlar. Şimdi senin de ifade ettiğin gibi AK Parti Başkanı Cemalettin Torun, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Vali İzzettin Küçük ve İçişleri Bakanı Efkan Ala Bursa'da bir konuşma yaptılar. Evet. Dört konuşma için ayrı bir parantez açmaya gerek yok. Vurgular birbirine benzer. Belki İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala'nın konuşmasına ilişkin ayrı bir parantez açıyoruz ama ben birkaç not aldım. Dört konuşmada da üç vurgu gözlemledik. Birincisi millet vurgusu. Nitekim gerçekten 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında milletin çok önemli bir payı var. Yani diğer darbelerle kıyaslandığında evinden çıkmayan halk, siyasilerin çağrısıyla Cumhurbaşkanı'nın, diğer parti genel başkanlarının, muhalefet partisi genel başkanlarının, hükümet yetkililerinin ve başbakanın çağrısıyla sokaklara döküldü ve darbe girişimine savuşturulmasında en önemli pay onlara verildi. Nitekim bedeli ödeyenler de onlar. Ne diyoruz? Demokrasi ve Şehitler Günü diyoruz. Hem Yeni Kapı'daki hem 81 ildeki mitinglere verilen isim bu. Bir bakıma bu miting, Yeni Kapı ve diğer kentlerdeki final adını verdiğimiz bu mitingler millete teşekkür konuşmasına dönüşmüş durumda. Çıkan konuşmacılar daha sonra Muhalefet Partisi Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın konuşmalarında da benzer vurgular söz konusu olacak. Millete teşekkür ediliyor. Siz olmasaydınız bu darbe girişimi başarılı olabilirdi. Askeri darbe girişimi, terörist kılığına girmiş, asker üniforması kılığına girmiş teröristlerin girişimi belki başarılı olabilirdi ama siz tankların önüne kendi vücudunuzu siper ettiniz. Canınız pahasına bu darbe girişiminin önünde set oldunuz denildi ve millete teşekkür edildi ve bir mesaj da verildi artık darbecilere. Bundan sonra böyle bir girişim varsa bilin ki bu millet yine sokaklara dökülecek ve sizin antidemokratik hiçbir girişiminize müsaade etmeyecek şeklinde bir vurgu vardı. İkinci vurgu, özellikle İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın konuşmasında bu tonu çok net bir şekilde görüyoruz. Fethullahçı terör örgütüne yönelik... Çok sert konuştu, çok, değil mi? Yani sert, hak ettiği dilde konuştu ama net mesajlar verdi. Evet. Şimdi İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın diğer bakanlardan, diğer siyasi parti temsilcilerinden ayıran başka bir özelliği, kendisi İçişleri Bakanı. Dolayısıyla dosya çok hakim, soruşturmaların başında neler olduğunu, neler bittiğini gerek emniyet içerisinde, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, gerek bu işin sivil ayağında neler olup bittiğini en iyi bilen isimlerden birisi de İçişleri Bakanı Efkan Ala. Nitekim konuşmalarının satır aralarında da bunu net bir şekilde görüyoruz. İnanılmaz şeylerle karşılaşıyoruz dedi Sayın Ala. Soruşturmalar derinleştiğin sırada Fethullahçı terör örgütüne üye olmuş kişilerin itirafları geldikçe ihanetin boyutunu daha net bir şekilde görüyoruz dedi ve buna inanamıyoruz şeklinde bir ifade kullandı. Çok Ala, ilginç, çok ilginç bir isyan ifadesi etti yok. Adeta, aynı isyan şekilde. Etti. Yani dinle ilgili kısmı hatırlarsan o da çok yani en büyük zararı önemli. Dine evet. veriyor evet, evet. gibi Şimdi bir ifade bu, vardı. Bu örgüt, bu terör örgütü, elebaşısı Pennsylvania'da olan bu terör örgütü din eksenli, dini kullanarak bu noktalara gelmiş bir terör örgütü. Maalesef, evet, evet. maalesef halkın dini inançlarını sömürerek maddi boyutlara ulaşmış, halkın manevi duygularını
sömürerek bir güç oluşturmuş bir örgüt. Ve bakan hala da haklı olarak bunlar insanları dininden de soğuttu. Dini bütün insanlara olan güveni sarstı şeklinde önemli bir ifade kullandı. Gerçekten önemli bir ifadeydi. Artık bundan sonra bunun temizlenmesi için bir takım çalışmaların başlatılacağını net bir şekilde ifade etti Bakan Ala. Bakan Ala'nın, bilmiyorum sen de buna katılır mısın, bugüne kadar en kararlı, en sert mesajların verildiği, kesinlikle, biraz da duygusal olarak nitelendirilebilecek bir konuşmayı Bursa'dan yaptı diyebiliriz. Sözünü sakınmadı yani. Kesinlikle öyle. Az önce de ifade ettiğimiz gibi gerçekten dosyaya çok hakim ve bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği daha birçok şeyi bakan hala biliyor. Diğer mesajsa, diğer ortak mesajsa birlik ve beraberlik vurgusu. Sayın Özdal, yeni kapıda sana ara vereceğiz. Evet, yeni kapıda hareketlilik var. İlk konuşmasını, daha doğrusu programdaki ilk konuşmayı yapacak isim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kürsüye doğru ağır adımlarla ilerliyor. Vatandaşların Türk bayraklarının arasından geçiyor. Birazdan sahneye çıkacak. Ve 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler mitinginin siyasi anlamdaki ilk konuşmasını yapacak. Bahçeli yapacak. Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli ilk günden itibaren, ilk akşamdan itibaren çok i̇şte net bir tavır sergiledi. İlk tepkisini koyan isimdi değil mi? Muhalefetten hükümetin yanında olduğunu ifade etti. Koyan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanındayız şeklinde bir açıklaması vardı. Çok kritik bir açıklamadır bu. Kesinlikle. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Diğer muhalefet partilerinden de benzer açıklamalar geldi. Ancak Bahçeli'nin ilk günkü tavrı hiç değişmedi. Ve hükümetin yeni kapı mitingini ilk evet diyen Genel Başkan da Devlet Bahçeli'di. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. MHP lideri şu anda sahnede, yüz binlerce kişinin ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelmiş yüz binlerce kişinin karşısında konuşmasını gerçekleştirecek birazdan. Tabii bu konuşma aynı zamanda 81 ilde kurulan platformlarda olduğu gibi Bursa'daki Demokrasi Meydanı'ndan da canlı olarak vatandaşlara dinletilecek ve aynı zamanda izletilecek. Bahçeli'nin konuşmasında olduğu gibi tüm konuşmalar aynı şekilde tüm illerdeki meydanlarda olacak. Bahçeli'yi dinliyoruz efendim. Büyük Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın Başbakan, Ana Muhalefet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Sayın Genelkurmay Başkanı, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, bu mahşeri kalabalığı, yere göğe sığmayan bu izdihamı tazimle selamlıyorum. Yurdun her köşesinden gözü kulağı olan, burada olan kardeşlerimi bağrıma basıyorum. Heyecanınız güç veriyor. Nurlu geleceği ve zorla dayatılan geceyi aydınlatıyor. Tüm Türkiye'yi hasretle kucaklıyor. Hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Göğsümüzü kabartacak bu ihtişamlı coşkudan görüyorum ki üzerimizde oynanan oyunlara, aramızda sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durdunuz. Al bayrağımızı gururla yükselttiniz. Şehitlere yüreklice sahip çıktınız. Kardeşliği
inançla savundunuz. Hainlere dersini çekinmeden verdiniz. Teröristlere haddini bildirdiniz. Yenilgi nedir tanımadınız. Ben de varım ve buradayım dediniz. Yıkılmadan ve ayaktayım diyerek yeni kapıya koştunuz. Yeni bir dirilişin müjdesini verdiniz. Bahtiyarım, çünkü Türkiye'mizin şahlanışını gururla izliyorum. Mutluyum, çünkü millet burada, irade burada, inanç burada. Bükülmez bilek, eğilmez baş, yenilmez milli kudret burada, bu meydandadır. Türkiye tüm güzellik ve görkemiyle yeni bir sefere, yeni kapıdan başlamaktadır. Türk milleti kaderine sahip çıkmaktadır. Hepinizle övünüyorum. Türk milletiyle iftar ediyorum. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'da felaketimizi projelendirdiler. 15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler. Fethullahçı terör örgütü milletimizin helali olan savaş uçaklarıyla saldırdı. Helikopterler tepemizde uçuştu. Bombalar, kurşunlar üzerimize yağdı. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilmişti. İstanbul 16 Mart 1920'de işgale uğramıştı. Biliniz ki 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesiydi. Mondros'ta çerçevesi çizilip serde dayatılan imha planları 15 Temmuz'da yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Su uyur, düşman uyumaz sözü bir kez daha anlam ve karşılığını buldu. Zalimler, hainler, emperyalizmin maşaları bu defa Türk askeri kılığına girdiler. Milletin silahını yine millete çevirdiler. Milletin imkanlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istediler. Alim ve hoca görünümlü bir terörist sığındığı Pensilvanya'dan getirdiği beddua seanslarıyla, nefret söylemleriyle, öfke nöbetleriyle cinayet örgütüne, Türkiye'ye vur emri verdi. İblise ruhunu satan bu vaiz, Müslüman görünümlü bu voyvada vadanlıkla, ihanetle, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla doruğa çıktı, fitne ve münafıkta rekor kırdı. Haçlı emellerinin taşıyıcılığını yapan FETÖ Türkiye'nin kalbine nişan aldı. Tarihi şark planının hissederleri FETÖ'yü Türk milletine saldırttı. Türk vatanını çekemeyen, üzerine çöreklenmek isteyen, milletimizin varlığından rahatsız olan, ne kadar kanı bozuk olan çevre varsa FETÖ'nün sırtını sıvazladı. Eline silah tutuşturdu. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü 627 yıl önce Kosova'da mağlup olanların yeni bir kalkışmasıdır. 620 yıl önce Nibodlu'da ezilenlerin tekrardan başını kaldırmasıdır. 572 yıl önce Varna'da, 563 yıl önce İstanbul'da, 490 yıl önce Maaş'ta döktükleri kanda boğulduklarını sandıklarımızın yeniden karşı harekatıdır.
15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni emniyet ve istihbarat kuruluşlarını bombalayıp sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle 101 yıl önce Çanakkale kıyılarında gelip üzerimize ateş saçanlar aynı karanlık yolun yolcusudur. Bunlar Müslüman Türk'ün canıyla beslenen, hayat ve varlık haklarını çiğnemekle görevlendirilen yaratılmışların en aşağısı, en alçağıdır. Ama unuttukları, ihmal ettikleri Türk milletinin asaleti ve gücüdür. 15 Temmuz'da tankın önüne milli vicdan dikildi. 15 Temmuz'da mütecaviz ve melun girişime millet dur dedi. Demokrasinin namusunu, cumhuriyetinin şeref ve kazanımlarını sizler korudunuz. Milli sipere sizler yaptınız. Helal süt içmiş hangi vatan evladı 15 Temmuz akşamındaki böyle bir tablo karşısında suskun kalabilirdi? Kim milletimize biçilmek istenen bu kefeni kader diye kabul edebilirdi? Hangi millet ve vatan sevdalısı kardeşim olanları hazmedebilirdi? Tanı ağarmayan zifiri geceye mahkum etmek istediler, itiraz ettiniz. İradenizi çalmak istediler, reddettiniz. Yeri geldi tankın önüne yattınız, yeri geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdünüz. Ateşe, kine, nifaka kafa tuttunuz. İhanete bu aziz vatanı dar ettiniz. Çünkü siz Türk milletisiniz. Çünkü siz Türkiye'siniz. Sizler büyük bir ecdadın, muazzam bir tarihin mirasçılarısınız. Demirlemiş düşman gemilerini parmağıyla işaret eden Turgut Reis, Preveze'de Haçlı donanmasını deviren Barbaros aynen sizin gibiydi. Müslüman Türk'ü Avrupa'ya taşımaya yemin ederek canlarını Hakk'a emanet etmiş Akıncı beyleri sizler gibi inanç doluydu. Bağrına saplanan oklara rağmen surlara bayrak diken şehit sancaktarlar da sizin gibi şanlıydı. İzmir'in işgaline hayır deyip silahına sarılan Hasan Tahsin'le Ankara'da özel kuvvetler komutanlığına hainlere tek başına direnen ve ardından şehit düşen Assubay Ömer Halis Demir aynı kahramanlık destanının farklı zamanlarda yaşayan neferleridir. Şehit özel hareketçi polislerimiz arasında bulunan Demet Sezen, Gülşah Güler ve iki çocuk annesi Sevda Güngör 96 yıl önce düşman karargahının 10 adım önünde şehit düşen Tayyar Rahmiye, Rahmiye Hanım kadar cesaret ve korkusuzdu. Ankara Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'na F-16 uçaklarıyla saldırıp 51 evladımızı şehit eden hainler, onların destekçileri, yardım ve yataklık yapan işbirlikçileri asla Türk milletini pes ettiremezler, sırtını yere getiremezler. Türk milleti küresel mahfillerde yazılan senaryoların farkındadır. Dost görünümlü düşmanları, Müslüman kisveli müşrikleri ağlaya sızlaya merhamet istismarı yapıp sonra da terörizmin sofrasına hizmetkarlık yapan takiye ustası hainleri tanımaktadır. Bu vatan 3-5 teröristin keyif ve sözde vaazleriyle düşmeyecektir. Zira bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
ve üzerinde yaşadığımız topraklar vatandır. Nitekim tertemiz şehit kanıyla yoğrulmuş, karılmış ve karışmıştır. 15 Temmuz'da şehit olan 239 kardeşimizin sımsıcak kanı toprakla buluşmuş. Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu, bölünmeyeceğimizi, parçalanmayacağımızı adeta tescillemiştir. FETÖ ve ihanet yoldaşı PKK, IŞİD, PYD ve YPG'nin şehit ettiği tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz terörist saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyorum. Diyorum ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. Aziz vatandaşlarım, bugün düzenlenen demokrasi ve şehitler mitingiyle Türkiye tek yürek olduğunu göstermiştir. Ayrımız, gayrımız yoktur. Müştereklerimiz farklılıklarımızdan daha çoktur. Ecdadımızın hayır duaları, şehitlerimizin hatıra ve vasiyetleri hepimizin namusuna emanettir. Birliğimizi kıskançlıkla kararlı bir şekilde korumalıyız. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi kesmeliyiz. Şehitlerimizin ruhları, şehit analarının gözyaşları, yetimlerin yürek yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, yanımızdadır ve aramızdadır. Sizler darbe heveslerini teröristlerin kursaklarında bıraktınız. Devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri elinizin tersiyle ittiniz. Bu nedenle 15 Temmuz bir milat, bir dönüm noktasıdır. Nereli olursanız olunuz, İster güneyden, ister kuzeyden, ister doğudan, ister batıdan, kim olursanız olunuz, ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz, kökünüz, kökeniniz, nesebiniz ne olursa olsun, vatanım, bayrağım, milletim, demokrasim, şehitlerim, kardeşliğim ve mukaddesatım demek için yeni kapıyı doldurdunuz. Vurup devam ettiği müddetçe hiçbir hain bize yanaşamayacaktır. Milli birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldığı, hatta sürekli tahkim edildiği sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bilene geçiremeyecektir. Yeni bir sayfa açalım. Milli bir uzlaşmayla hukukun üstünlüğünü gözeterek, insan hak ve özgürlüklerini muhafaza ederek geleceğin haritasını çizelim. Türkiye'nin tarihsel haklarını lekelemeye cüret edenleri şaşkına çevirelim. Bu arada Türk askeri topyekün darbeci ve suçlu görülmemelidir. Ordu millet dayanışması canlandırılmalı, Mehmetçik gözden ve gönülden çıkarılmamalıdır. Bu sisli ve tereddütlü ortamda mazlum vatandaşlarımız ve kamu görevlileri mağdur edilmemelidir. Suçsuzu suçludan ayıracak adalet şuuru eksiksiz ve faal olmalıdır. Yeni manda özlemlerine geçit vermeyelim. Bu milleti himayesi altına almaya kalkışan vesayetçi odaklara şans tanımayalım. Bizanslı Diyojen'in nesli fırsat kollamaktadır ve 15 Temmuz bunun ispatıdır. Tekfurların farisleri devletledir. İstanbul'u kaybeden Konstantin'in torunları iştahla dağılmamızı beklemektedir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa karşısında kabuslar gören Viyana, Boğaz'ın sularına gömülmüş kraliyet donanması, Anadolu'dan defolup giden 7 düvel tarihsel hesabı görmek için sabırsızdır. Nene Hatun, Azizye tabyalarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri karşısında nasıl devleşmişse, bizler de
Türkiye karşıtı cepheye öyle hareket etmeliyiz. Anımız birdir, adımız birdir, biz Türk milletiyiz. 7 bölge, 4 mevsim, 81 vilayetle Türkiye'yiz. Kültür ve medeniyet beşiği bu topraklarda yeni bir fetret devrine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Taht kavgası değil, talih ve tarih ortaklığıyla istikbale yürümeli, istikbalimizi müdafaa etmeliyiz. Tükenmemiş düşmanlıkların hedefindeyiz. Unutulmamış yenilgilerin karşı mevziindeyiz. Bugün yaşadıklarımızın kökü geçmişte, derinlerdedir. Türklüğe karşı bin yıldır sinmiş husumet saklandığı yerden yeniden doğrulmuştur. Bu tam bir hesaplaşmadır. Biz hasbi olursak, biz kesrete yüz çevirip vahdet denizine hep birlikte açılırsak, bizi kimse yenemez, bize kimse boyun eğdiremez. Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti oyunları boşa çıkaracaktır. Bunun şartı kısır ve sanal çekişmelerle son verilmesidir. Tuzaklar tümden bozulacaktır. Millet yeniden 70'e, yeniden doğacak, tereddüt ve tehditlerin perdesini yırtıp atacaktır. Tarih boyunca yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden ecdadımızın bizlerden beklentisi budur. Dikkat ediniz, şehadet deyince, gazilik deyince, al bayrağı görünce, istiklal marşını duyunca, gözleri hasretle yaşarmayan, göğüsleri gururla kabarmayan, yürekleri coşkuyla çarpmayan, vicdanları titremeyenle paylaşacak ekmeğimiz olmayacaktır. Onları iyi belleyiniz. Onlar asla ve asla bizden değildir. Onlar kuzu postuna bürünmüş kripto canavarlarıdır. Vatan sahipsiz değildir. Millet yetim değildir. Devlet öksüz değildir. İçten ve dıştan kuşatılan Türkiye, iman, sadakat ve sevda dolu milli kalplerle yükselecek, yükseldikçe başı arşa değecektir. 15 Temmuz'da yaptınız, bundan sonra da çemberi yaracak ve ülkeyi kurtaracak olan gene sizlersiniz. Başarmaktan başka çaremiz yoktur. Bağımsız yaşamaktan başka seçeneğimiz yoktur. Devleti kanser gibi sararak yok oluşumuzu projelendiren FETÖ ve efendilerini tasfiye ve telin etmekten başka yol bulunmamaktadır. Tuzaklarla dolu engelleri aklımızla, ferasetimizle, faziletle, bereketlenmiş kalplerimizle birer birer aşıp mutlaka Türkiye'yi sonsuzluğun ufuk çizgisine taşıyacağız. Muhtaç olduğumuz kudret, inanç, cesaret ve müjde İstiklal Marşımızın satırlarında vardır. Korkma diye başlıyor İstiklal Marşımız. Korkma, korkma varsın, ihanet karanlık sokaklarda kol kessin. Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak, yurdumun üstünde tüten en son ocak. Fethullahçı terör örgütüyle birlikte küresel güçlerin tetikçiliğini yapan diğer cinayet, ihanet çetelerinin kökünü hep birlikte kurutmak zorundayız. Aksi halde yarın mahkeme-i kübrada bunun hesabını veremeyiz. Bize vatan bırakan şehitlerimizin yüzüne bakamayız. Hala terörist başı Gülen'i ülkemize vermemek için bin dereden su getiren Amerika Birleşik Devletleri'ne 15 Temmuz'u anlamayan Vatikan kafasına darbecileri kollayan ve açık tavır göstermeyen tüm ülkelere karşı Türkiye'nin büyüklüğünü gösterelim. Bir olalım, diri olalım. Türkiye Cumhuriyeti var olacaktır. Teminat sizlersiniz.
egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Güvence yine sizlersiniz. Diyorum ki birlik ve dayanışmamız daim olsun. Rabbim aziz milletiminden razı olsun. Biliniz ki inanıyorsanız üstünsünüz. Zaferi kazanacak olan da sizlersiniz. Bugün değeri çok daha iyi anlaşılan bir mücadelenin kahramanı ve devletimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının aziz hatırasını bir kez daha saygı ve şükran duygularımla selamlıyorum. Bu vesileyle tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, bugün teröristlerle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi, aziz vatandaşlarımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum. 15 Temmuz'dan beri 22 gündür tutulan demokrasi nöbetinin ve bugünkü mitingimizin hayırlı olmasını niyaz ediyor. Emeği ve katkısı geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şu anda Türkiye'nin birçok meydanında bizleri izleyen vatandaşlarıma son kalbi duygularımı iletiyorum. Sözlerime son verirken hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Evet, demokrasi ve şehitler mitinginde ilk konuşma gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yaptı. Nasıl buldun konuşmayı Sayın Özdağ? Evet, birkaç tane altı çizilmesi gereken nokta olduğuna inanıyorum. İlk girizgahtaki hatırlatması önemlidir diye düşünüyorum. Nitekim darbeyle 15 Mayıs 1919'daki İzmir işgali ve hemen bir süre sonraki İstanbul işgalini, emperyalistlerin, işgalcilerin İstanbul işgalini karşılaştırması önemliydi. Buradan Bahçeli'nin ne demek istediği aslında çok net bir şekilde anlaşılıyor. Çok üstü kapalı bir mesaj değil. Bahçeli bundan yaklaşık 100 yıl önce işgalciler nasıl ülkemizi işgal etmek istiyorlarsa 15 Temmuz darbe girişiminden de girişiminin parmağı da emperyalistlere aittir. Yani darbe girişiminin arkasında Batı dünyasını görüyor Bahçeli. Daha sonra konuşmasının sonunda da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı telaffuz etmesiyle bunu net bir şekilde ifade etti. Diğer vurgusu da Ferit, müştereklerimiz farklılıklarımızdan çoktur şeklinde bir ifadesi vardı. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Evet, 15 Temmuz gününden bu yana biz birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Gerek siyaset cephesi olarak, gerekse bunun topluma yansıması olarak, toplum olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu devam etsin şeklinde bir ifade kullandı. Bu da iktidara yönelik bir mesaj. Şimdi hemen bir virgül koyalım senin söylediklerine ve MHP liderinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu anda kürsüde Yeni Kapı Meydanı'nda 100 binlere hitap edecek şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer eşlerim, önceki Cumhurbaşkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı, Sayın Başbakan ve saygıdeğer eşleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve sevgili yurttaşlarım, hepinizi selamlıyorum. Hepinize selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün bizim demokrasi tarihimizin önemli bir günüdür. Bugün Türk siyasal hayatı demokrasi tarihinde önemli bir olaya imza attı. 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde
yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. Parlamentoya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi. Ama çok şükür özellikle buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 15 Temmuz akşamı sabaha kadar açık tutan ve yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Parlamenter sistemimize karşı bir darbe yapmak istediler. Bizim Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu. 240 şehidimiz var. 240 aslanımızı toprağa verdik. 240 demokrasi şehidimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Onlar bizim demokrasi tarihimizdeki altın sayfalarda yerlerini aldılar. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Demokrasinin ilk kahramanlarıdır onlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclis'tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi sabaha kadar çalışarak, darbecilere karşı dik durarak sadece kendi onurunu değil, sizin seçip parlamentoya gönderdiğiniz milletvekilinin onurunu ve milletimizin onurunu korumuştur. O nedenle parlamentoda grubu bulunan 4 siyasi partinin liderleri ve 4 siyasi partinin milletvekilleri darbeye karşı açık, net bir tavır koymuşlardır ve darbeye karşı demokrasi bildirgesini hep beraber imzalamışlardır. Gönlüm ister ki bu güzel toplantıya, bu güzel mitinge, bu güzel beraberliğe eşlik etmek için sadece parlamentoda değil, parlamento dışındaki genel başkanlar da burada olsaydı son derece mutlu olurdum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal şunu söylüyor: söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyor. Bizim için söz konusu vatandır, sonuna kadar vatana sahip çıkacağız. Artık 15 Temmuz'un bir özelliği var artık. 15 Temmuz bir uzlaşma kapısı araladı bize. 15 Temmuz'da artık yeni bir Türkiye vardır. Eğer biz bu gücü, bu uzlaşma kültürünü daha da ileriye taşıyabilirsek çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi hep birlikte bırakmış olacağız. Değerli arkadaşlarım, neden ben için bu noktaya geldik? Önce teşhisi doğru koyacağız ki tedaviyi güzel yapalım. Güzel bir atasözümüz var: bir musibet bin nasihatten evladır diye. Dolayısıyla ben dahil bütün siyasilerin bu musibetten ders çıkarması lazım. Ben dahil bütün siyasi parti genel başkanlarının yeni bir olaya zemin hazırlamadan Türkiye'yi çağdaş uygarlığa götürmemiz lazım. Nedir bu dersler? Bunları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu meydanı dolduranlar sadece sizler dinlemiyorsunuz. 81 ilde bizi vatandaşlarımız dinliyorlar. Ve onlar da bize kulak asıyorlar, kulak veriyorlar. Ne söylüyorlar diye. Ne dedik? Bir musibet bin nasihatten evladır.
Demek ki bir musibetle karşı karşıya kaldık. O zaman neler yapmalıyız, neleri söylemeliyiz? Sizin için 12 madde hazırladım. Benim görüşüm, partimizin görüşü, 12 maddeyi diğer liderler de kabul ederlerse sözüm söz, göreceksiniz Türkiye gerçekten de çağı yakalamış, gerçekten de uzlaşma kültürünü benimsemiş, gerçekten de sokaklarında, caddelerinde, parklarında, fabrikalarında güler yüzlü insanların olduğu, yaşadığı bir Türkiye haline gelecektir. Bir, camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayalım. Camiye sokarsak toplumu böleriz. Adliyeye sokarsak adaleti bulamayız. Askeriye, kışlaya sokarsak darbeyi önleyemeyiz. O zaman yapacağımız ilk iş, camide siyaset olmayacak. Kışlada siyaset olmayacak. Adliyede siyaset olmayacak. Adalet arıyorsak onları başka yerde, bağımsız bir şekilde aramamız lazım. Bizim soylu bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bizim kavga değil, kavga değil, bizim milleti kardeş kılma gibi bir görevimiz var. İki, siyasette öz eleştiri yapmak ve geçmişe iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Eğer geçmişe iyi tahlil edebilirsek, gelecekte çok daha güzel bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. Tarihin tekerrürünü değil, tekerrür ettirmemeliyiz tarihi. Milleti kardeş kılma yolunda kararlılığımızı sürdürmeliyiz. Dört, devletin inşasında liyakat sistemini esas almalıyız. Yani liyakat sisteminden vazgeçmemeliyiz. İnancımız da bunu böyle öngörüyor zaten. Liyakat sistemi önemlidir. İşi ehline ver diyor Yüce Yaradan. İşi ehline verdiğimiz zaman göreceksiniz ki Türkiye çok daha güzel yönetilecektir. Bu bizim tarikattan, bu bizim cemaatten, bu bizim partimizden değil. Kim o işi iyi yapıyorsa işi ehline teslim etmek gibi bir geleneği artık Türkiye'de başlatmak zorundayız. Garibanın oğlu, sizin çocuklarınız KPSS'de beklerken, sınav için alın teri dökerken, birileri sınav sorularını çalıp eğer sınav yapıyor ve devletin önemli yerlerine geliyorsa buna hep beraber itiraz etmek durumundayız. 5. Her şartta, her koşulda demokrasiye sahip çıkmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimi demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. 15 Temmuz darbe girişiminde halk direnme gücünü kullanarak, tankların önüne çıkarak, canını siper ederek demokrasiyi savunmuştur. Canını siper eden, tankın üstüne çıkan, mücadeleyi yapan herkese, kadın erkek, yaşlı genç, herkese şükranlarımı sunuyorum. Siz bir tarih yazdınız. Türkiye'ye bir tarih kazandırdınız. Değerli arkadaşlarım, sadece darbe değil, demokrasi üzerinde tüm vesayetleri reddetmeliyiz. Demokrasi milletin iradesidir. Milletin iradesi üzerindeki her türlü gölgeye son vermeliyiz. Bu azim ve kararlılıkla yola çıkmalıyız. Onun için diyoruz, ne darbe ne dikta, yaşasın tam demokrasi diyoruz. Birinci sınıf demokrasi diyoruz. 21. yüzyılın insanı tam demokrasiye layıktır ve bunun mücadelesini vermeliyiz. Değerli arkadaşlarım, 6. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkmalıyız. Mustafa Kemal ve arkadaşlarım Cumhuriyeti kurarken 1921 yılında bir anayasa yaptılar. Anayasanın birinci maddesi şudur: hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. Evet, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bakın, hakimiyet milletindir değil, hakimiyet
kayıtsız şartsız milletindir diyor. Milleti yüceltiyor. Vatandaşını yüceltiyor. Dolayısıyla hiçbir kimseye, hiçbir aileye, hiçbir gruba, hiçbir zümreye imtiyaz tanınmıyor. Vatandaşlar eşittir. Vatandaşlar birliktedir. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Cumhuriyetin eşitlik değerlerine, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir değerlerine hepimizin sonuna kadar sahip çıkması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, Gazi Mustafa Kemal dedi ki, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Eğer Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi ise Cumhuriyet bizimdir. Cumhuriyet bizim alın terimizdir. Cumhuriyeti korumak, yaşatmak hepimizin görevidir. Elbette ki tek başına bunları Mustafa Kemal Atatürk yapmadı. Cephede milletin makus talihini yenen İsmet İnönüler, Fevzi Çakmaklar, Rauf Orbaylar, Kazım Karabekirler, Fahrettin Altaylar, hepsi Cumhuriyet'in kuruluşunda büyük emekleri vardır. Cumhuriyet'in şu özelliği daha var. Ne dedik? Bilhassa kimsesizlerin kimsesidir Cumhuriyet. Eğer bugün Cumhuriyet olmasaydı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamazdı. Eğer bugün Cumhuriyet olmasaydı, Sayın Karaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olamazdı. Eğer bugün Cumhuriyet olmasaydı, Sayın Binali Yıldırım Başbakan olamazdı. Eğer bugün Cumhuriyet olmasaydı, Anadolu'nun Kuş Uçmaz Köyü'nde doğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye Genel Başkan olmazdı. Cumhuriyet bu kadar değerli, bu kadar önemlidir. O nedenle hepimiz Cumhuriyete ve demokrasiye birlikte sahip çıkacağız. 7. Parlamenter sistemimizi güçlendirmek zorundayız. 150 yıllık parlamenter sistemimiz var. 150 yıl. Ve 15 Temmuz akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi dik durarak, onurlu durarak, bombalar yağarken, kurşunlar sıkılırken parlamentoyu terk etmedi. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yönettiyse bir darbeyi de aynı anlayışla püskürttü. Bu nedenle açık ve ne söylüyoruz? Parlamenter sistemimizi daha da güçlendirmeliyiz. 8. Medyanın özgürlüğü. Bakın değerli vatandaşlarım, 15 Temmuz akşamı bağımsız medya olmasaydı belki hiç kimse sokaklara çıkmayacaktı. O medya olayları verdi. Vatandaşlar sokağa davet edildi. Tankların üzerine çıkıldı. O medya bütün bu görüntüleri verdi. Dolayısıyla vatandaş en meşru hakkı olan direnme hakkını kullanarak demokrasiyi korudu ve mücadelesini yaptı. Göğsünü siper etti tanklara ve mücadelesini yaptı. O nedenle parlamenter sisteme karşı yapılan bu darbe girişimine parlamento dik durarak gerekli cevabı vermiştir. Değerli arkadaşlarım, medya özgürlüğünün bir diğer önemi de şudur. Biz siyasetçiyiz. Eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. Ama bunları dile getirecek olan medyadır. Medyanın bağımsızlığına bütün siyasilerin saygı duyması ve önem vermesi lazım. 9. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı. Bakın değerli arkadaşlarım, FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü yargının içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna daha önce FETÖ örgütlenme diyorduk. Şimdi Fethullah Gülen terör örgütü olarak tanımlanıyor. Savcı da iddianamesini böyle yazıyor. Yargının bağımsızlığı neden önemlidir? Adalet istiyoruz. Adaleti nerede tecelli ettireceğiz? Mahkemede tecelli ettireceğiz. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, bir hakim
Pensilvanya'dan aldığı talimatla karar veriyorsa o hakim hakim değil, o mahkemede mahkeme değildir. O nedenle yargı bağımsızlığı çok önemlidir. Ve hepimiz bunun üzerinde durmalıyız ve bu konu üzerinde titremeliyiz. Hemen şunu ifade edeyim. Yargının bağımsızlığı konusunda iktidar ve muhalefetin belli bir görüş birliği içinde hareket etmesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir. 10. Değerli arkadaşlarım, laikliğin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gösterdi. Dini kullanarak, inancımızı kullanarak her türlü yasa dışı işin içinde olanlar milleti nasıl kandırdılar hep beraber gördük. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Laiklik herkesin istediği gibi inanması ve ibadet etmesi demektir. Laiklik inanca saygı demektir ve insana saygı demektir. O nedenle bütün siyasi partilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Kula kulluk yapmak değil, kula kulluk yapanların nasıl bir anlayışta olduklarını hep beraber gördük. 11. Demokrasinin güçlenmesine sadece bugün için değil, gelecekte de katkı vermek zorundayız. Ve demokrasinin güçlenmesi için mutlaka ama mutlaka sorgulayan bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekir. Çocuklarımız irfanı hür yetişmeli, vicdanı hür yetişmeli, fikri hür yetişmeli çocuklarımız. Çocuklarımız birilerinden talimat alıp onun gereğini yapmamalı. Alınan talimata en azından kendi aklında bunu ölçmeli ve tartmalı. Ne diyor Yüce Yaradan? Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Aklımızı kullanmanın yolu eğitim sistemini de bu şekle getirmektir. Çocuklarımız akıllarını kullanmalılar. Dünyaları sorgulamalılar. Bakın Elin oğlu Mars'a uzay aracı gönderiyor. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir darbe girişiminin Türkiye maliyetini görüyoruz. O nedenle hep beraber eğitim sistemini de güçlendirelim. Gelecekteki demokrasimizi güçlendirmek ve derinleştirmek için bu çabayı hep birlikte gösterelim. 12. FETÖ terör örgütünü biliyorsun. Artık bütün dünya biliyor. Bu örgüt geçmişte balyoz davası dediler. Ergenekon davası dediler. Casusluk davası dediler. Hiçbir günahı olmayan, devlete sadakatle bağlı olan pek çok subayımızın, ki eski bir genelkurmay başkanı da dahil, tamamını hapse attılar. O dönem en çok itiraz edenlerden birisi biziz. Yanlış yapıyorsunuz demiştik. Şimdi onların tamamının kumpas olduğu ortaya çıktı. Tamamının FETÖ terör örgütü tarafından yapıldığı ortaya çıktı. O zaman bir devlet adalet üzerinde büyür. Bir devlet adalet üzerinde soyluluk kazanır. Bir devlet adalet üzerinde devlet olur. O zaman buradan çağrı yapıyorum. Sadece size değil, bütün Türkiye'ye, sadece Türkiye değil, bütün siyasi liderlere, geçmişin mağdurlarına haklarını iade edelim. İtibarlarını iade edelim. Böyle yaptığımız takdirde devlet saygın konuma gelmiş olur. Aziz kardeşlerim, değerli dostlarım, devlet haksızlıklarla mücadele ederken hukukun dışına çıkmamalıdır. Lütfen bu sözümü çok dikkatli dinleyin. İçimizden bir kişinin, bir tek kişinin bile emeği, eseri, zamanı ziyan olduğunda bu tüm Türkiye'nin ortak kaybıdır. Tekrar ediyorum, bu ülkede bir kişi bile masum kaldığında, bir kişi bile haksızlığa uğradığında, bir kişi bile mağdur olduğunda bu tüm Türkiye'nin kaybıdır. Bu nedenle ülkemizi yeniden inşa ederken yeni mağduriyetler yaratmamalıyız. Hukuk diyoruz, hukukun üstünlüğü diyoruz,
Adalet diyoruz. Devlet adalet üzerinde yükselmek zorundadır. Hani deniyor ya, adalet mülkün temelidir. Yani adalet devletin temelidir. Sevgili dostlarım, 12 madde halinde yol haritamızı açıkladık. Eksiği olabilir, fazlası olabilir. Ama Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak hepimizin ortak görevidir. Benim de görevim, iktidardakilerin de görevi, sivil toplum örgütlerinin görevi, vatandaşın görevi. Buradan söz veriyorum ve şunu söylüyorum. Hep birlikte mücadele edelim. Hep birlikte gereğini yerine getirelim. Sevgili dostlarım, görüyorum ki bu meydanda en ön safta kadınlarımız var. Tıpkı darbe gecesi tankların önünde durdukları gibi. Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Bir toplum için nezaketin, şefkatin, sevginin kaynağı olarak gördüğüm kadınlarımızın hayatın her alanında daha çok var olmalarını, bize eşlik etmelerini gönülden diliyorum. Kadınlarımızın desteği, katkısı, katılımı bizim için vazgeçilmez değerdedir. Hiç kimse unutmasın. Bir ülkede kadının yüzü gülüyorsa bilin ki o ülke mutlu bir ülkedir. Bu ülkenin yiğit kadınlarının evladı olmaktan, kardeşi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çünkü hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Bu toprakların çiçekleriyle, türküleriyle, annelerimizin duaları ve ninnileriyle büyüdük. Birlikte kardeşçe yaşadık. Birlikte kardeşçe yaşayacağız. Birlikte kardeşçe mücadele edeceğiz. Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu topraklarda Yunuslar var, Mevlana'lar var, Hacı Bektaş-ı Veliler var, Neşet Ertaşlar var, Aşık Veyseller var, Erzurumlu Emrahlar var, Ferhatlar var, Şirinler var. Bu topraklardan çıktı. Bu topraklarda huzur içinde, barış içinde, demokrasimizi güçlendirerek, farklılıklarımıza saygı göstererek birlikte mücadele etmeliyiz. Sözlerimi Nazım Hikmet'in Milli Kurtuluş Destanı'ndan bir bölüm okuyarak sonlandırmak istiyorum. Dört nala yeni buzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu davet, bu hasret bizim. Evet, bu hasretle hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Hepinize en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah bir daha Türkiye'ye böyle acı olaylar yaşatmasın. Hep beraber, hep birlikte, yürek yüreğe, omuz omuza, kol kola demokrasimize saygılı olalım ve demokrasimize sahip çıkalım. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP liderinin ardından kürsüye çıktı, sahneye çıktı ve konuşmasını gerçekleştirdi. 12 maddelik bir manifesto okudu CHP lideri. Birazdan başbakan konuşmasını yapacak ama öncesinde Sayın Özal neler söyleyeceksin? Çok kısa vaktimiz var. Konuşma. Çok kısa toparlamak gerekirse İstanbul Taksim'deki miting, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi düzenlediği mitingdeki manifestoya benzer şeyler söyledi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bahçeli'den daha uzun konuştu ve çözüme dönük, yani geleceğe dönük önerilerini sıraladı, evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Burada konuşmasını, o önerilerini, 12 maddelik önerilerini iki bölümde değerlendirmek lazım. Yani iki noktada değerlendirmek lazım daha doğrusu. Birincisi, ben de dahil dedi, bu yol haritasına uymamız gerekiyor şeklinde bir ifade kullandı ama bu mesajın önemli bir bölümü iktidaraydı, iktidar partisineydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... Sayın Özal, araya gireceğim. Programda sanıyorum ki daha farklı bir durum oluştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Akar. Evet, kürsüde dinleyelim. Konuşma yapacak. Evet. Ona biraz kulak verelim.
Kılıçdaroğlu da yerine dönüyor şu anda. Çok teşekkürler, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, muhterem hanımefendi, 11. Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, çok teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sayın Başbakanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım, sayın hanımefendiler, sayın konuklar ve asil milletimizin kahraman ve fedakar mensupları, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada 7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte sizlerle beraber olmanın onur ve heyecanını yaşıyorum. 15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış bir grup illegal çete mensubu terörist hain, Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun. İllegal çete mensubu terörist hainler, Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir. Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrultusunda asil milletimiz, sizler ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek evlatlarıyla emniyet mensupları kahramanca ve ferasetle bu hain girişime karşı koymuşlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve bağrından çıktıkları milletimize ihanet eden bu alçaklara layık oldukları cevap tereddütsüz bir şekilde alanlarda verilmiştir. Bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize yaşatan hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Burada özellikle şunu belirtmek isterim. 15 Temmuz akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin halkımızın peygamber ocağı olarak adlandırdığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanını, milletini, bayrağını seven ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Bu nedenle sizlerin, yüce milletimizin asker elbisesi içerisine girmiş eli kanlı caniler, hainler ile görevinin başında olan ülkemizin bekası için aynı zamanda bölücü terör örgütü PKK ve sınırlarımızın hemen yanı başındaki diğer tehditlerle de canla başla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensuplarını çok iyi ayırt ederek davranması
bu zor süreçte bizlere güç ve moral vermiştir. Bundan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi, güven ve sevginin de ülkemizin ve asil milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği bakımından hayati öneme haiz olduğunun da bilincindeyiz. Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden, canı pahasına, milli iradenin hakimiyeti ve demokrasinin idamesi için gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Her zaman saygıyla ve şükran anılacaktır. Bundan dolayı bir kez daha sizlerin şahsında asil milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun. Milletimizin tarihi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlı sadık, ezici çoğunluğunun devleti ve milletiyle birlikte hareket etme yönünde takındığı tutum ile bütünleşerek tarihsel niteliğimiz olan ordu millet kavramının da daha da güçlenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği hakimiyet milletindir düsturu bizim en temel anlayışımızdır ve bu anlayışımız sonsuza dek sürecektir. Milletimizin bağrından çıkan bayrak, vatan, devlet ve milleti için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla ve bir ibadet vecdiyle görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri tüm personeliyle demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve yüce milletimizin emrinde ve görevinin başındadır. Sağ olun, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha sizlerin huzurunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve devletimizin başına bela olan bu hain şebekenin girişiminin bastırılmasında, bilahare temizlenmesinde, başta zat-ı alileri olmak üzere canlarını ortaya koyarak mücadele eden aziz milletimiz ile, yani sizlerle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet Teşkilatımızın kahraman ve fedakar mensupları ve diğer devlet kurumlarımıza sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah-u Teala'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, gazilerimize acil şifalar diliyor. En kalbi duygularımla sizleri ve sizlerin şahsında yüce Türk milletini saygıyla, şükranla, övünçle selamlıyorum. Evet, İstanbul Yeni Kapı'da kürsüye sürpriz bir isim çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar konuşmasını da milleti asker selamıyla selamlayarak bitirdi. Evet, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları oradaydı. Ancak programda olmadığını biliyorduk. Yani konuşmasının olmadığını biliyorduk. Konuşmasının içeriğinde şöyle bir özetleme yapabiliriz Ferit. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan bir grup teröristtir. Bu teröristler temizlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri milletin emrindedir şeklinde bir ifade kullandı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Konuşmanın içeriği çok sürpriz değil. 15 Temmuz'dan bu yana verdiği mesajın bir menzerini Yeni Kapı'dan da veriyor ama müthiş bir destek, müthiş bir ilgi, müthiş bir sevgi gösterisi var Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a. Nitekim az önce de tanık olduk. Konuşması sık sık kesildi sloganlarla, sevgi tezahüratlarıyla kesildi. Türkiye seninle gurur duyuyor şeklindeki sloganının altı çizilmesi gerekir. 15 Temmuz'dan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Ama
Yeni Kapı'da milletin gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Genelkurmay Başkanı'na olan ilgisi kayda değer. Bunun altının çizilmesi gerekir. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yorumlayacaktık ama Başbakan Binali Yıldırım şu an kürsüye çıktı. Evet, kürsüye çıktı. Evet. Sevgili izleyenler, şimdi sahne sırası, konuşma sırası Başbakan Binali Yıldırım'da. MHP lideri Bahçeli konuşmasını yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuştu. Ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kürsüdeydi. Ve şimdi Başbakan Binali Yıldırım konuşacak. Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İstanbul, ey aziz İstanbul, bugün muhteşemsin İstanbul. Bugün bir kez daha tarih yazıyorsun İstanbul. 29 Mayıs 1453'te Sultan Fatih şehre girdiğinde ne kadar heyecanlıysa bugün o kadar heyecanlısın İstanbul. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, 11. Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis Başkanım, Ana Muhalefet Partisi'nin değerli Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı, aziz milletim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılırken ne kadar umutluysa bugün milletimiz o kadar umutludur. 30 Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'nda İzmir'i işgal eden düşmana karşı ne kadar cesursa milletimiz bugün de o kadar cesurdur. 6 Ekim 1923'te geldikleri gibi giden düşmanın arkasından ne kadar coşkuluysa bugün de o kadar coşkuludur Türk milleti. 27 Mayıs 1994 bir Türkiye sevdalısını, bir yiğit adamını, bir Kasımpaşalıyı seçerken ne kadar güzelse İstanbul o kadar güzelsin bugün. Seni yürekten selamlıyorum ey aziz İstanbul. Seni yürekten selamlıyorum ey aziz milletim. Her bir semtin, her bir sokağın, her bir haneni gönülden selamlıyorum. Senin bütün şehitlerini ama bugün bizim burada toplanmamıza vesile olan demokrasi 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi kalpten selamlıyorum. Bugün aramızda bulunan kahraman şehitlerimizin ailelerini yürekten selamlıyorum. İstanbul'u düşmana teslim etmeyen kimi hastanede, kimi evinde, kimi aramızda olan kahraman gazilerimizi selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, 15 Temmuz'da bu milletin önüne geçtiğiniz için, dik durduğunuz için bu milleti son 100 yılın en büyük tehlikesinden kurtardığınız için, diklenmeden dik durduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarını
darbenin ilk saatlerinde milli iradeden yana net bir tavır koydukları için yürekten selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanını ve bütün ülkücü kardeşlerimi ilk andan itibaren hükümetimizin yanında, Cumhurbaşkanımızın yanında sarsılmaz bir demokrasi savunucusu olduğunuz için yürekten selamlıyorum. AK Partili kardeşlerim, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim, ismini sayamayacağım kadar çok olan her siyasi görüşten, her kesimden değerli vatandaşlarım, bu muhteşem kardeşlik tablosunu bugün bize yaşattığınız için, bizi buraya getirdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Milletim adına teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, bugün sadece İstanbul değil, bütün Türkiye ayakta. Şu anda İstanbul'la birlikte Türkiye meydanlarda bizimle beraber 81 ilimiz bizi izliyor. Yavru vatan Kıbrıs bize izliyor. Kıbrıs'tan kalkıp gelen Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanını da selamlıyorum. Filistin, Bosna, Somali, Suriye, Irak'taki kardeşlerimiz bizi izliyor. Dünyanın her köşesinde soydaşlarımız, vatandaşlarımız, kardeşlerimizin kalbi bizimle. Buradan, İstanbul'dan 81 vilayetimize, tüm dünyadaki kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Aziz İstanbul, aziz milletim, Necip Fazıl ne güzel söylemiş. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, güneşten başını göklere yüksel. Avlanır kim sana atarsa kemen, ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebed. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, güneşten başını göklere yüksel. Aziz İstanbul, sevgili milletim, bugün sizlere Nazım Hikmet'in dizeleriyle diyorum ki, emret ki ölelim, emret. Güneşi işiyoruz, sesinde akım var. Güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Sevgili İstanbul, aziz Türkiye, bugün size Azeri şairimiz Ahmet Cevat'ın mısralarıyla sesleniyorum. İnciler dök gel yoluna, sırmalar düz sağ koluna, fırtınalar dursun yana, selam Türk'ün bayrağına. Ahmet Arif'in dizeleriyle duygularımı dile getiriyorum. Bunlar engelekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü. Evet, burada biziz, beraberiz. Bugün hep birlikte Türkiye'yiz. Kardeşlerim, 97 yıl önce 19 Mayıs 1919'da İzmir işgaliyle Sultanahmet Meydanı'nda yüz binler toplandı ve Ayasofya'ya sırtını dayayarak istikametini Sultanahmet ve camisine döndü. Minarelerden selalar yükseliyordu. Düşman uçakları kalabalığın üzerinden uçuyordu. Ama hiç kimse başını eğmedi. Hiç kimse ölümden korkmadı. Kürsüye çıkan Halide Edip o muhteşem topluluğa toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa altında şerefle yatarız.
İşte 97 yıl önce bu aziz millet toprağın altına şerefle, altında şerefiyle yatanlar sayesinde toprağın üzerinde şerefle yaşıyor. 15 Temmuz akşamı da bir işgal girişimi, FETÖ terör örgütünün hainlerinin bir ihtilal teşebbüsüyle karşı karşıya aldık. Üzerimizden uçaklar uçtu, tanklar caddeleri işgal etti. Asker kıyafetindeki teröristler silahlarıyla millete kan kustu. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız milleti meydanlara davet etti. Yine salalar okundu. Ezenler baştan başa Türkiye'de yankılandı. İşte bu aziz millet İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, 81 vilayetinde hep birden şunu söyledi: toprağın üzerinde şerefsiz yatamaktansa toprağın altında şerefle yatarız, şehit oluruz, gazi oluruz. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan bu millet aynı ruhla 15 Temmuz destanını da yazdı. 15 Temmuz ikinci Kurtuluş Savaşı'dır. Allah'a hamdolsun, toprağın altında şerefiyle yatan şehitlerimiz sayesinde bugün bu topraklarda şerefimizle, bağımsızlığımızla, kardeşliğimizle bir olarak, beraber olarak yaşıyoruz. Güya Türk askeri kılığına gelip topraklarımızı işgal edeceklerdi. Sanki bu milletin iradesini çalacaklardı. Allah şerleri hayra çevirir. Bizi öldürmeyen her darbe bizi daha da güçlendirir. İşte burada olduğu gibi. Asırlar önce bu topraklarda Haçlı seferleri yaptılar. Bütün İslam dünyasını birleştirdiler. Ankara Savaşı'nda bize fetret yaşattılar. Ama biz oradan bir cihan devleti olarak doğduk. 100 yıl önce bu toprakları işgal ettiler. Ama biz oradan tek bir devlet, tek bir millet olarak doğduk. İşte bugün bize kötülük yapacaklarını zannedenler yanıldılar. Bu muhteşem, bu tarihi, anlamlı tabloyu hesap edemediler. Buradan açık ve seçik şunu ifade etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Siyasette meydana gelen bu birleştirici tabloyu, bu birlikteliği bozmayacağız. Uzlaşmayı, işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi milletimizle, siyasi partilerimizle, sivil toplumlarımızla, liderliğimizle 2023 hedeflerine taşıyacağız. Kardeşlerim, Kürt ile, Türk ile bunların arasına girenler işte bu hainlerdi. Kürt ve Türk arasındaki bu mikropları temizleyeceğiz. Terör örgütlerini aradan çıkaracağız. İnşallah Türk, Kürt, Alevi, Sünni arasındaki muhabbet, dayanışma, kardeşliği daha da geliştireceğiz. Aziz vatandaşlarım, aramıza giren bölücü terör örgütünü de milletimizin arasından çıkaracağız. Hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bir olursak ulaşamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir iş yok. Beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok. Birlikte olursak, birlikte Türkiye olasak çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. İşte bugün
buradaki tarihi birlikteliği gözümüz gibi koruyacağız. İntikam duygusuyla değil, adaletle, hukukla hareket edeceğiz. Bu terör örgütünün mensuplarının, şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracağız. Demokrasiden taviz vermeyeceğiz. Özgürlükleri daha da geliştireceğiz. Ekonomimizi daha da büyüteceğiz. Düşmanlarımızı azaltacak, dostlarımızı çoğaltacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz Türkiye'nin mikroplarından temizlendiği gündür. Bugün Türkiye temizlik yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, muhterem hanımefendi, devleti kilitleyen, ekonomiyi daraltan, milleti rahatsız eden unsurları teker teker ortadan kaldırıyoruz. Sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Siz sabırsızlıkla başkomutanımızı, cumhurbaşkanımızı dinlemeyi bekliyorsunuz. Aziz hemşehrilerim, sevgili vatandaşlarım, şunu herkes bilmelidir ki 15 Temmuz gecesi milletimize zehir eden terör örgütü lideri FETÖ Türkiye'ye gelecek, hesabını verecektir. Aziz milletim, hiç merak etmeyin. Bir olacağız, bir olacağız, bir olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Bu güzel ülkenin gençlerine bunlar memleket meselesiyle ilgilenmez diyenler 15 Temmuz gecesi ne kadar yanıldıklarını gördüler. Tankların önüne göğsünü siper eden, tankların önüne yatan gençlerimizi, kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Allah sizden razı olsun. Millet size minnet borçludur. Evet, Rabia'mız tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak, ay yıldızlı bayrağımız hepimize yeter. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sağ olun. AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını gerçekleştirdi. Aslında konuşmasına ilişkin manşeti sonda attı ve FETÖ Türkiye'ye getirilecek ve hesabını verecek dedi Sayın Özal. Net bir ifade bu. Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirmesini istersen Meclis Başkanı konuşacak. Ondan sonra Ferit. Nitekim hep böyle değerlendirmeler yarıda kesilmek durumunda kalıyor. Çok kısa şimdi, zamanımız oluyor konuşma aralarında. Meclis Başkanı kürsüye çıkacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son konuşmayı yapacak. Onun vereceği mesajlar gerçekten çok önemli. Nitekim özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı talepleri vardı. Bu talepleri değerlendirecek olan da elbette iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyeceği şeyler önemli. Evet, aynı yeni şekilde. Dönemin şifreleri olması bakımından kayda değer olabilir. Çünkü kürsüye çıkan herkes gerek muhalefet partilerinden gerek iktidar partisinden yeni bir döneme işaret ediyorlar. Bir beyaz sayfa açılmasından söz ediyorlar. Bu birlikteliğin, bu bütünleşmenin siyasetteki ve toplumdaki bütünleşmenin ileriye taşınması için neler yapılması gerektiğine dair önerilerini özetliyorlar. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması önemli.
Meclis Başkanı'nın konuşmasına dönecek miyiz yoksa biz? Biz bir süre daha biz devam edeceğiz. Edelim. Ondan sonra Meclis Başkanı'na geçeceğiz. Evet, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirelim. 12 maddelik bir bildiri, CHP bir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten sadece durum tespitiyle yetinmedi. Bundan sonra neler yapılması gerektiğine çözüm dair ediyoruz. Önerilerini ifade etti. Aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan bu yana özellikle İstanbul Taksim Meydanı mitingindeki önerilerinin bir benzerini, bir özetini bugün Yeni Kapı'dan ifade etti. 12 maddelik bir yol haritası, bir manifesto şeklindeki maddeleri sıraladı. Evet. Kılıçdaroğlu özetle şunu söylemek istedi bence Ferit. Evet, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra millet bütünleşti. Siyasi parti genel başkanları olarak biz farklılıklarımızı, geçmişte olan kavgalarımızı, geçmişte olan görüş ayrılıklarımızı bir kenara bıraktık. Ve önemli olan vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla hareket ederek biz bugün buradayız. Muhalefet partileri olarak biz buradayız. Beştepe'ye de çıktık, bunu ifade etmese de, net bir şekilde ifade etmese de Beştepe'ye de çıktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldik. Ama bu birlik ve beraberlik ileriye taşınması için yapmamız gereken şeyler var dedi ve 12 maddeyle sıraladı. Bunu Türkiye'de yaşayan birçok kişinin itiraz edeceğini zannetmiyorum. Özetlemek gerekirse cami, adliyeye, askeriye siyaset sokmayalım. Sokarsak işte bunun sonucu 15 Temmuz darbe girişimi ve daha önceki darbeler. Kamuda liyakat sistemini oturtalım dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Eğer bunu yapmazsak ne olur? İşte Fethullahçı terör örgütü gibi yapılanmalar kamuya, kamu kurumlarına nüfuz eder. Kamu kurumlarına nüfuz ederse de Türkiye'deki laik, demokratik hukuk sistemi tehdit altına alınır. Bu nedenle bundan sonra artık biz kamuda personel seçiminde tek kriterimiz liyakat olsun. Parlamenter sistemi güçlendirelim, bunu ayrıca konuşabiliriz. Medya özgür olsun, yargı bağımsızlığı sağlansın. Nitekim bugün gerçekten yargı içerisinde işte 15 Temmuz'dan sonraki açığa alınmalar, tutuklanmalar da gösteriyor ki 17 ve 25 Aralık'tan sonra kendini hissettirmişti ama 15 Temmuz'da net olarak gördük. Yargı içerisinde Fethullahçı terör örgütü bağlantılı birçok hakim, savcı varmış ve bunların temizlenmesi ve önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki dönemlerde de yargıya nüfuz etmemeleri için, başka yapılarında nüfuz etmemesi için yargı bağımsızlığı altı çizildi. Laiklik, eğitim, adalet, bunların bütününü ortaya koyduğumuzda demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adalet anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak kendisinin de bu süreçte üzerine düşen görevler olduğunu ifade etti. Sadece iktidar değil, iktidarıyla muhalefetiyle birlikte Türkiye'nin kurtuluş reçetesini beraber harekete, beraber hayata geçirelim şeklinde önemli bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Genelkurmay Başkanı kürsüye çıktı. Ancak ondan sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taleplerine bir yanıt niteliğindeydi. Nasıl olacağını ortaya koymadı ama bundan sonra birlik ve beraberliğin devam edeceğini, bir uzlaşı kültürünün oluştuğunu ve bu uzlaşı kültürünün yok olmaması için iktidar partisi olarak, başbakan olarak elinden geleni yapmaya söz verdiğini ifade etti. Bir bakıma muhalefet partisinin çağrısına yanıt vermiş oldu başbakan. Bir virgül koyalım. Meclis Başkanı kahramanı dinleyelim bir süre daha. Hain emeleriyle kirletmek, isteyenlere fırsat vermeyerek ecdadına layık torunlar olduğumuzu hep birlikte ispat ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Hepsini minnetle ve şükranla yad ediyorum. Milletimize, ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimizin en kısa zamanda deva bulmalarını temenni ediyorum. Dünyada gazi unvanı olan tek parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çalışma günü olmamasına rağmen 15 Temmuz gecesi darbe harekatının başlaması üzerine
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz hemen açıldı ve gece boyunca açık tuttuk. Ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 4 partinin imzaladığı bir ortak bildiri yayınladık. Partiler demokrasinin yanında darbenin karşısında olduklarını, birlikte karşı koyduklarını dünyaya açıkladılar. İradeye konulmak isteyen ipoteğe itiraz ederek ikinci defa meclisimiz gazilik payesini hak etti. Milletçe yaptığımız şanlı direnişe tahammül edemeyen meczuplar milletin bağrını, kalbini bombaladılar. Meclisimize bomba attılar. Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten milletimize seslendi. Halkımızı meydanlara çağırdı. Muhammed Muhip Dranas'ın bayrak şiiri var. Bana bunu hatırlattı. Şehirlerden şehirlere uçtu kuş gibi bir haber. Bayraklar açmada fecre, şarkının her vardığı yer. Kaldı birdenbire step, yalın ayaklar altında, yürü bayraklar altında, yürü, davullar çalsın hep. Önden gidene bir kurşun, aldı bayrağı ikincisi ve yiğitlerin en genci düştü sonunda yokuşun. İnsan doğunca bir defa andırır kırılacak dalı. Öleceksin nasıl olsa, öldün alnından vurulu. Ne toprağa gömülmektir, ne ruhun uçması tenden. Ölüm, ölüm gülerken de bayrak altında ölmektir. Vatansever güvenlik güçleriyle millet bir bütün olarak darbeyi yönledi. Demokrasi kazandı. Bundan sonra hiçbir güç darbeye teşebbüs edemeyecektir. Darbeler tarihi sona ermiştir. Milletimiz demokratik tecrübesi, azmi, cesareti ve ferasetiyle bir büyük fitneyi def etti. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah. Akıl ve gönül birliğiyle her zorluğu birlikte aşacağız. Bizler için canlarını seve seve feda eden şanlı insanlarımızı unutmadan yarınlara umutla bakacağız. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeden ülkemizi dünyanın en ileri bir devlet olarak zirveye taşıyacağız. Kederde ve sevinçte birlik olacağız. Hakimiyetin bir silahlı güce, bir kişiye veya bir zümreye değil, millete ait olduğunu ortaya koyacağız ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Unutmayalım ki umudunu bize bağlanmış bir gönül coğrafyamız var. Bir dış dünyamızda milyonlarca insan var, onların da başını öne eğdirmemek için daha çok çalışacağız. Sırt sırta, omuz omuza vererek hep ileri, daha ileri gideceğiz. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyecek ve niyazda bulunmayacağız. Millet devletsiz, devlet ordusuz olmaz. Bizler ordumuzu peygamber ocağı olarak kabul eden bir milletiz. Muazzez bir ocak olan ordumuzun yeri kışladır. Ancak vatan müdafaası için çağrıldığında kışlasından çıkar. Bir daha kışladan çıkmayacağına inanıyoruz. Millet olarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Bu muhabbetimizi Cenab-ı Hak devam ettirsin, daim etsin. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, gazilerimize ve yaralarımıza şifalar diliyorum. Ve başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere aziz milletimize bu darbeyi önlemede elinden geleni yapan bütün teşkilatlarımıza, siyasi partilerimize, kuruluşlarımıza, halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah her günümüzün demokrasi şerrini gibi geçmesini nasip etsin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimizde olsun. Teşekkür ediyorum.
Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın İsmail Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman konuşmasını gerçekleştirdi. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru hareket ediyor. Vatandaşlar tabii bu sırada sevgi gösterilerinde de bulunuyor Cumhurbaşkanı'na karşı. Beklenen konuşma geldi. Evet, evet. Bu arada Başbakan konuşmasından dikkat çeken bir detay paylaşmak gerekirse, Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında Nazım Hikmet ve Ahmet Arif'ten şiirler okudu. Bu da dikkat çekici detaylardan birisiydi. Kitle yekpare, homojen bir kitle değil, farklı siyasi görüşlerin temsilcileri, farklı siyasi görüşlere mensup isimler de orada. Başbakan Binali Yıldırım'ın da Nazım Hikmet ve Ahmet Arif'ten şiirler okuması dikkat çekici detaylardan birisi. Ferit, bunu da belirtmiş olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye, sahneye doğru hareketlendiğinde alanda ki coşku biraz daha arttı. Vatandaşlar daha bir heyecanlı ve coşkulu bir hale büründü bu dakika itibariyle. Evet, hava kararmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapacak. Genel başkanlar yaklaşık 20-25 dakikalık bir konuşma yaptılar. Bahçeli daha kısa bir konuşma yaptı. En uzun konuşmayı Sayın Kılıçdaroğlu yaptı. İsmail Kahraman, Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmaları da yaklaşık 10'ar dakikaydı. Genelkurmay Başkanı'nın Hulusi Akar, Orgenel Hulusi Akar'ın konuşması sürprizdi ve sonra gelindi artık dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerek Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı'nın taleplerini değerlendirecek bir şeyler söyleyecektir, öngörümüz bu. Gerekse de yeni döneme ilişkin işaretleri vermesi bakımından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması gerçekten önemli. Somut şeyler söylemesi bekleniyor, öngörülüyor. Bakalım neler söyleyecek. Başkanı Sayın İsmail Kahraman, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, değerli misafirler, sevgili İstanbullular, 81 vilayetimizde meydanlarda canlı olarak bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarım, dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha İstiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini Fethullahçı terör örgütüne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilme cesareti gösteren
tüm kardeşlerime bir kez daha şu kanlarımı sunuyorum. Kardeşlerimizden 172'si sivil, 63'ü polis, 5'i asker olmak üzere 240'ı şehadet makamına ulaştılar. Kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yine o gece kahramanca darbecilerin üzerine yürüyen kardeşlerimizden 2195 tanesi yaralanarak gazilik rütbesine ulaşmıştır. Hastanelerde ve evlerde tedavileri süren yaralılarımıza Rabbimden şifalar niyaz ediyorum. O gece adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine nail olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdılar. İnanın bana, vatan uğruna verilen mücadelede bu rütbelere ulaşabilmek her zaman yakalanabilecek, her zaman elde edilebilecek bir ayrıcalık değildir. Ne diyor İstiklal şairimiz? İstiklal marşımızda. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi sokakları ve meydanları dolduran kardeşlerimizin her birinin vatanımızın, demokrasimizin, özgürlüğümüzün korunmasında katkısı vardır. Payı vardır, rolü vardır. Onun için diyorum ki 79 milyon olarak hepimizin gazası mübarek olsun. İstanbul'un gazası mübarek olsun. Ankara'nın gazası mübarek olsun. Darbe girişimine maruz kalan her şehrimizin gazası mübarek olsun. Darbe girişimine karşı tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla dünyayı kendine hayran bırakan tüm vatandaşlarımızın gazası mübarek olsun. Kardeşlerim, bu millet başka bir millet. Gerçekten Türk milleti 1000 yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını açmışsa 15 Temmuz'da da aynı hissiyatta darbecilerin karşısına dikilmiştir. Süleyman Şah 1075 yılında bu coğrafyadaki ilk devletimizi hangi vizyonla kurmuşsa 15 Temmuz'da da ülkemize aynı vizyonla, aynı ufukla sahip çıktık. Osman Gazi 1299'da tarihin en kudretli devletini hangi temeller üzerine bina ettiyse biz de o gece Türkiye'yi aynı ilkeler etrafında müdafaa ettik. Ecdadımız 100 yıl önce hangi idrakle Çanakkale'de kanının son damlasına kadar mücadele ettiyse 15 Temmuz'da da aynı iradeyle FETÖ'cü terör örgütünü, darbecileri geri püskürttük. Gazi Mustafa Kemal'in İstiklal Harbi'ni başlatmasını
ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri 15 Temmuz'da Türkiye'nin tüm şehirlerinde adeta kol geziyordu. 15 Temmuz dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara değil, aynı zamanda askeri sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, rayından çıkmayacağını göstermiştir. Aynı gece Türkiye'nin yerle yeksan olması için ellerini ovuşturarak bekleyen düşmanlarımız ise ertesi güne bundan sonra işlerinin çok daha zor olduğunu görmenin kahrıyla uyandılar. Şimdi bugün burada Genelkurmay Başkanı ile Yenikapı Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ile Başbakanı ile Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanları ile 81 vilayetimizdeki her görüşten, her meşrepten insanımızda verdiğimiz şu görüntü var ya, işte bu görüntü inanın bana ülkemizin düşmanlarını en az 16 Temmuz sabahı kadar üzmüştür, kahretmiştir. Onun için her zaman ne diyoruz? Her zaman ne diyoruz? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu manzara Türkiye'nin tüm renkleriyle bağımsızlığına ve geleceğine yönelik atılan bu adımlar var ya, işte bunlar çok önemli. Bu geleceğe yönelik adeta vatanımıza sahip çıkmanın ilanı ve ispatıdır. Bu manzara bin yıllık vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlerin ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır. Bu manzara Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşacağının ilanı ve ispatıdır. Bundan sonra işimiz ne biliyor musunuz? Artık muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak. Bunu başarmaya var mıyız? Var mıyız? Bu manzara birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sadece temenni, sadece slogan değil, gerektiğinde bir hakikat olarak ortaya konabileceğinin, kuvveden fiile geçebileceğinin ilanı ve ispatıdır. Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber yolumuza dayanışma içerisinde geçeceğiz. Ete kemiğe bürüneceğiz, mütevazi olacağız. Birbirimizi makam mevki için değil, para pul için değil, sadece Allah için seveceğiz. Böyle bir milletin evladı olarak huzurlarınızda olmak bizlere hamdolsun büyük bir gurur veriyor. Onun için Rabbime hamd ediyorum. Bakınız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 1920 yılında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünün işgal altında olduğu o kara günlerde şunu söylüyordu: milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve zillet kabul etmez. Fakat onu bir araya toplamak ve kendisine "Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin?" diye sormak lazımdır. Ben milletimin vereceği cevabı bekliyorum. Şimdi burada bir kez daha soruyorum.
Gazi'den 96 yıl sonra Yenikapı Meydanı'ndan aynı soruyu sizlere soruyorum. Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin? Hayır. Kabul eder misin? Hayır. Mesela bu. Bu millete, evet, kimse bu esareti asla getiremeyecektir. Çünkü şu anda siyasi partilerimizin genel başkanları burada. Sizin zaten talebinizi biliyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre, sizler de idam talebinde bulunduğunuza göre, bunun kararını verecek olan merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisimiz böyle bir kararı verdikten sonra atılacak adım bellidir. Onamaksa meclisten gelen böyle bir kararı ben peşinen ifade ediyorum, onarım. Kardeşlerim, Vatan Caddesi'nde vücudu ikiye bölünmüş kardeşimi gördüğüm zaman kalkıp da bunu kenara koymak mümkün mü? Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaktan F-16'ların yağdırdığı bomba ile başı vücudumdan ayrılmış olan hanım kardeşimin başı kongre merkezinin çatısına uçmuştu. Bunu gördükten sonra biz kalkıp da efendim Avrupa Birliği'nde idam yokmuş, konseyde yokmuş, şurada yokmuş, burada yokmuş. Amerika'da var, büyük bir çoğunluğunda var, Japonya'da var, Çin'de var. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda var. Onlarda olunca oluyor da, gerekirse burada. Zaten 84'e kadar vardı, ondan sonra kaldırıldı. Bu millet egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre eğer böyle bir kararı veriyorsa, öyle zannediyorum ki siyasi partiler de bu karara uyacaktır. Sizler 15 Temmuz'da esaret ve zillet kabul etmeyeceğinizi namlulara göğsünüzü dayayarak, tankların önüne yatarak, uçaklara ve helikopterlere dahi hamleler yaparak bil fiil gösterdiniz. Hani ne diyor İstiklal Marşımızda? Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Siz göğsünüzü siper ettiniz. Namluların ucuna geldiniz. Bizzat vücudunuzu koydunuz. Tankların altına yattınız. Bakıyorum ki bir gazimiz tankların iki paletinin arasına kendini atıyor. Birinci tanktan kurtuluyor. İkinci tankın altına da kendini aynı şekilde atıyor. Sadece kolu ciddi manada yaralanıyor. Kendisini telefonla aradığımda söylediği ne biliyor musunuz? Siz beni bırakın Cumhurbaşkanım, siz nasılsınız diyor. Bu bambaşka bir ruh, bambaşka bir aşk. İmandır o cevher ki ilahine büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İmansız olanlar imanlı olanların karşısında dayanamadılar. Bu FETÖ birçok sinsilikleri hesap etti de bir şeyi hesap edemedi. Neydi o? O da bu millete hesap edemedi. Bu milletin imanını,
bu milletin inancını, bu milletin dirayetini o hiç hesaba katmadı. Zannetti ki zaten bazı bunların akıl taneleri konuşuyor ya, bunlar diyor silahla ne filan gelmez. Ne oldu? Hani yetiştirdiğiniz bazı adamlar, silahlı kuvvetlerimizin içindeki o bazı hainler, burada tabii özellikle Türk silahlı kuvvetlerimizin büyük bir çoğunluğunu, vatansever, milliyetperver olan askerlerimizi tenzih ediyorum. Bunu az önce zaten Genelkurmay Başkanımız konuşurken de gösterdiniz. Aynı şekilde polis teşkilatımızın içinde gerçekten her şeyleriyle vatansever olanlar, milliyetperver olanlar kendilerini ortaya koymasaydılar işimiz çok daha zor olacaktı. Değerli kardeşlerim, sonuçta ne oldu? O hesabı yapamayanlar. Yalnız bu akşam buradan bir hitabım var. Hükümet askeri liselerin kapatılmasına yönelik bir açıklama yaptı. Bazı eski askerler bunun yanlış olduğunu söylediler. Şimdi ben de onlara buradan sesleniyorum. Diyorum ki işte oradan yetiştirilmiş olan o tek tip FETÖ'cüler işte bu olayı yaptılar. Şimdi biz de diyoruz ki harp okullarımız duracak. Tüm liselerimizden, bu ülkenin liselerinden yetişenler hepsi gelsin, rahatlıkla buraya girsin. Tek tip niye olsun? Hepsinden girsin. Ve harp akademilerinde, harp okullarında hangi eğitim veriliyorsa onlar orada verilsin. Bundan sonra benzer teşebbüste bulunan herkes milletinden, milletimden aynı cevabı alacaktır. Ne diyor o güzel türküsünde sanatçımız? Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme, hak uğruna öl oğlum. Ölmeye var mıyız? Yol almaya var mıyız? Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaya var mıyız? Evelallah. Aziz milletim, devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi analiz etmeliyiz. Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil, onların arkalarındaki güçleri, onları harekete geçiren sahipleri de çok iyi değerlendirmeyiz. Fethullahçı terör örgütü mensupları, bunların ismini hala ağzına almaktan çekinenler var. Çekinmeyelim. Muktedir olanlar bunların isimlerini aynen ifade etsinler ki bilmeyenler bu FETÖ'cüler kimdir? Bu FETÖ kimdir? Fethullahçı terör örgütü kimdir? Bunu öğrensin. Ülkemize yönelik tehdidin görünürdeki maşalarıdır. Biliyoruz ki bu oyun, bu senaryo onların boylarını çok aşar. Elbette bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz. Ama sadece bununla yetinirsek, devlet ve millet olarak bünyemizi benzer virüslere karşı yine savunma noktasında zayıf bırakmış oluruz. Silahlı kuvvetlerimizden yargımıza, polis teşkilatımızdan istihbarat kuruluşlarımıza, okullarımızdan hastanelerimize kadar her yere sızabilen ihanet şebekelerine karşı kendimizi güçlendirmeliyiz. Bu ihanet şebekesinin adı PKK'da olsa,
FETÖ'de olsa, DAEŞ'te olsa, başka örgütte olsa fark etmez. Örgütlerin isimleri değişebilir, kadroları değişebilir, söylemleri değişebilir. Ama hepsinin de Türk milletinin, Türk devletinin düşmanları olduğu gerçeği asla değişmez. Geldiğimiz noktada saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, tüm siyasi partileriyle, tüm kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Diğer tarafta ise kimi etnik istismar, kimi dini istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan terör örgütleri vardır. Onların arkasındaki karanlık güçler vardır. Devletinden, milletinden, haktan ve hakikatten yana olan herkes bugün burada yeni kapıdadır. Buradan 80 vilayete selam olsun. Buradan 79 milyona selam olsun. Terör örgütleri mensuplarının ise kimi adliyede akıbetini bekliyor, kimi cezaevinde cezasını çekiyor, kimi de mezarda nihai hesabını veriyor. Onların arkalarındaki güçleri de çok iyi biliyoruz. Vakti saati geldiğinde hesaplarını önlerine koyacağız. Yakaladığımız bu birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde değerlendirerek 15 Temmuz'u daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh Türkiye'nin inşası için bir milat haline dönüştürmeliyiz. Yakın tarihimizin vicdanları kanatan, kafalarda soru işaretleri oluşturan tüm sorunlu, sıkıntılı olaylarını yeniden masaya yatırarak eksikleri, yanlışları ortaya koymalıyız. FETÖ ihanet çetesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki etkinliğinin önünü açan davaları yeni baştan incelemeliyiz. Değerli kardeşlerim, buna benzer birçok davaları incelemeliyiz. Şaibeli tüm sınavları, tüm işlemleri gözden geçirmeliyiz. Bu örgütün gayrimeşru şekilde elde ettiği güçle dizayn etmek istediği siyaseti, medyayı, iş dünyasını yeniden kendi tabii seyrine oturtmalıyız. Yurt içinde milletimizin dini hassasiyetini, merhametini, iyilik ve yardımlaşma duygularını istismar ederek elde ettikleri tüm imkanları milletimizin emrine vermeliyiz. Hiç kimse kapatılan yurtlardan, okullardan, evlerden dolayı endişeye kapılmasın. Gerek devletimizin ilgili kurumları, gerekse aynı alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarımız çok daha iyisiyle, çok daha fazlasıyla bu boşluğu dolduracaklardır. Yurt dışında ülkemizin adını ve itibarını da kullanarak elde ettikleri imkanları da asli sahibine, yani devletimize ve milletimize kazandırmalıyız. Hükümetimiz olağanüstü hal ilanı sonrasında sahip olduğu yetkiyle tüm bu alanlarda çok önemli adımlar attı, atmaya devam ediyor. Gazi Meclisimizde bu konuda üzerine düşenleri yapıyor, yapmayı sürdürecektir. Siyasi partilerimizin ve medyamızın da bu süreci çok iyi değerlendirerek inanıyorum ki desteğini verecek ve bu yasalar, anayasa değişikliği, yasa değişikliği veya yeni yasalar, bunlar hızla hazırlanacaktır. Kardeşlerim, 15 Temmuz gecesinden beri atılan her adımda 79 milyon tek yürek oldunuz. Tek ses oldunuz. Demokrasi nöbetini farklı yürüttünüz. İşte burada, Yeni Kapı Meydanı'nda bugün demokrasi nöbetini taçlandırıyorsunuz. Hepimiz ay yıldızlı bayrağımızın, al bayrağımızın birleştiriciliği altında buluştuk. Daha güçlü, daha müreffeh bir ülke içinde devletin yeniden yapılandırılması sürecini
bu yönde bir siyaset inşasını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim, 3 haftadır her vesileyle ifade ettiğimiz bir hususu burada bilhassa tekrarlamak istiyorum. 15 Temmuz, evet, bir yönüyle ordumuz içine sızmış FETÖ ihanet şebekesi mensuplarının başlattığı bir darbe girişimidir. Ama hadise sadece bundan ibaret değildir. Aynı zamanda PKK ve DAEŞ'in silahlı eylemleriyle elde edilmek istenen neticenin asker elbisesi giymiş teröristler eliyle yeni bir safhaya çıkartılma girişimidir. Yani bu girişim aynı zamanda bir terör eylemidir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 15 Temmuz ülkesine ve milletine ihanet eden bir silahlı güç eliyle ülkemizi işgal girişimidir. Şayet darbe başarılı olsaydı, bin yıldır bizim olan bu coğrafyanın kimlere, değerli kardeşlerim, altın tepsi içinde sunulacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz gecesi işte tüm bu gerçekleri AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, diğer partilere mensup vatandaşlarımızla millet olarak hep birlikte gördük. 15 Temmuz gecesi bu gerçeği Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Romanıyla 79 milyon hep birlikte gördüğümüz için sokaklarda omuz omuza mücadele ettik. O gece insanlar partisini değil, hayat biçimini değil, meşrebini değil, kendi çıkarını değil, ülke ve millet olarak topyekün istiklalimizi ve istikbalimizi düşünmek suretiyle, değerli kardeşlerim, mermilerin önünde kucak kucağa şehit oldu, gazi oldu. Minarelerimizden susturulmak istenen ezanlar yerine tam aksine minarelerden ezan sesleri yükseldi. Salalar yükseldi. Hiçbir çıkar insanın kendi canından daha önce değildir. Daha tatlı değildir. O gece darbecilerin karşısına dikilenler şayet ülkesi bağımsızlığını kaybederse, milletinin geleceği kararırsa geride zaten hiçbir şey kalmayacağını çok iyi biliyorum. Kardeşlerim, ben bu muhteşem buluşmada buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerim, tüm gazilerimize tekrar Rabbimden şifalar diliyorum. Bizim yıllardır dilimizden düşürmediğimiz milli irade işte bu şehitlerimizle güç kazandı, gazilerimizle güç kazandı. Bunun için milletimizin her bir ferdinin kendi özgür iradesiyle verdiği kararlara teslim olmak, boyun eğmek gerektiğini savunuyoruz. Milletimiz o muazzam irfanıyla daima en doğruyu, en hayırlıyı, en faydalıyı bulmuştur, bulacaktır. Bu millete, 79 milyon vatandaşımıza bakıp eğitimsiz, pısırık, işe yaramaz bir insan yığını gördüklerini söyleyenler, zaman zaman söylüyorum, 15 Temmuz'da hayatlarının en büyük şokunu, en büyük mahcubiyetini yaşamışlardır. Artık şu gerçeği herkesin kabul etme zamanı gelmiştir. Bu milletin mayası sağlamdır, mayası. Bakınız, bana Yozgat'tan mektup gönderen 6. sınıf öğrencisi bir evladımız diyor ki, 15 Temmuz'da ülkemize olan saldırıdan çok korktum. Geri kendi kendime düşündüm. Dedim ki, bu ülke kolay kazanılmadı ki bu kadar kolay kaybedilsin.
Keşke büyük olsaydım da ben de bir şeyler yapabilseydim. Tamirine katkıda bulunmak için harçlığımı meclise gönderdim diyor. Bu millet bu. Bu millet bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları kuru kalabalık değil. Millettir millet. Hem de cesareti ve dirayetiyle dünyayı kendine hayran bırakan büyük bir millet. Unutmayalım ki bu millet ülkemiz sınırları içinde yaşayanlarla birlikte geniş bir coğrafyada yüz milyonlarca mazlumun, masumun da duasını arkasına alan bir millettir. Hep söylüyorum, bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız başkadır. Ne diyor şair? Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu dudu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Evet, bizim gönül sınırlarımız bizi kardeşi ve dostu olarak gören her toplumu, her coğrafyayı kapsayacak kadar geniştir. İnşallah önümüzdeki dönemde hem kendi insanımızın hem umudunu bize bağlamış dünyanın tüm mazlumlarının yüzünün güleceği bir dönem olacaktır. Bir kez daha Necip milletime, aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Şehitler mitingine Yeni Kapı'da ve ülkemizin her köşesinden katılan vatandaşlarıma zafer demokrasinin meydan milletindir diyerek gösterdikleri güçlü duruş için teşekkür ediyorum. Partilerimizin genel başkanlarına davetime gösterdikleri ilgi ve alaka sebebiyle AK Parti Genel Başkanı'na, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şu anda 81 vilayette, İstanbul hariç 80 vilayette bizleri izleyen tüm halkıma, tüm ülkeme, milletime İstanbul'dan selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Darbe girişiminde bulunanlara karşı ilk andan itibaren kahramanca karşı koyan, ellerindeki tüm imkanlarla darbecilerle mücadele eden emniyet teşkilatımıza, fedakar polislerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tabii ki Ömer Halis'i unutamayız. O ki özel kuvvetlere saldırı düzenlendiği zaman o bir astsubay edasıyla komutanının verdiği talimatı anında yerine getirmek suretiyle onu alnından vurarak öldürdü. Kendisi de şehadete yürüdü. Silahlı kuvvetlerimizin evet aynı şekilde yüreğiyle, cesaretiyle kendini ortaya koyan tüm birimlerine, Genelkurmay Başkanımıza, kuvvet komutanlarımıza huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan böyle artık altımızda kimler var? Nerede kim var? Bunları her birimde çok iyi inceleyeceğiz. Yargıda kim var? İnceleyeceğiz. Ve bunları da kapıya koyacağız. Cezaevi ise cezaevine koyacağız. Ve yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Değerli kardeşlerim, belediyeler araçlarıyla, personelleriyle, tüm güçleriyle darbe girişimine karşı direnen vatandaşlarımıza ve evet, güçlerimize destek olan, demokrasi nöbetinde yemeklerine varıncaya kadar ikram eden tüm belediyelerimize de teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi ülkemizle birlikte Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Amerika, velhasıl nerede bir Türk varsa
orada kalpleri bizim için atan kardeşlerimiz de vardı. Buradan yurt dışındaki vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu vatandaşlarımızın Batı medyasının tarizleri, tacizleri, olumsuz yayınları sebebiyle zor günler geçirdiklerini biliyorum. İşte Almanya, ben video konferansta orada mitinge bağlanacaktım. Bağlatmadılar. Olumsuz karar verdiler. Hani demokrasi? Ama Kandil'dekilere video konferansta yayın yaptırdılar. Ne olursa olsun, yarınlar onlar için bekledikleri gibi olmayacak. Bumerang gibi onları vuracak. Beslesinler o teröristleri. Yarın onlara çarpacaklar. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bir daha darbelere, darbe girişimlerine, demokrasi dışı her türlü saldırıya karşı bizleri, vatanımızı korusun inşallah. Ama dedim ya, bir olacağız. İri olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber. Gökten şehitler. Amin. Amin. Gecemiz aydınlık olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Bütün karanlıklar def olsun, yok olsun inşallah. Kalın sağlıcakla diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Kapı'da konuşmasını yaptı, devam ediyor şu anda. Gemiler var. Kaptanlarımıza, bu gemilerin sahiplerine, balıkçı motorlarına, şahsım milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Ve bugün 7 saat, 8 saat burada ayakta kaldınız. Tüm yine burada sağlık elemanlarımıza özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Yeni Kapı'daki mitingde konuşmasını gerçekleştirdi az önce. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığını söyleyebiliriz konuşmasında. Sayın Özdal, sana dönüyorum hemen, notlarım var çünkü bununla ilgili. Bir cümleyle özetlemek gerekirse, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür etti kürsüden. Yani 15 Temmuz darbe girişiminde savuşturan tüm unsurlara, başta millet olmak üzere, bir teşekkür konuşması yaptı diyebiliriz. Siyasi partilerin genel başkanlarına, hükümete, millete, genelkurmay başkanına 15 Temmuz'dan bugüne gelinen süreçte özetleyerek bir teşekkür konuşması yaptı diyebiliriz. Bir iki noktanın altını çizmekte fayda var Ferit. Özellikle Batı dünyasına verdiği mesaj gerçekten önemli. Nitekim hem DAEŞ'in, hem PKK terör örgütünün, hem Fethullahçı terör örgütünün... Sayın Özdal, bir kez daha virgül koyacağız. Çünkü Bursa'da evet, Demokrasi Meydanı'nda Efkan Ala İçişleri Bakanı konuşmasını yapıyor. Kulak veriyoruz. Sanırım bitiriyor konuşmasını. Sonuna denk geldik. Kaldığın evet, yerden devam edebiliriz. Şimdi DAEŞ'i, PKK'yı ve Fethullahçı terör örgütünü Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı kefeye koydu. Bunların üçünün Türkiye'deki faaliyetlerine işaret etti. Bunların üçünün de, üç örgütün de, üç terör örgütünün de Türkiye'deki gerek canlı bomba eylemleri, gerek terör faaliyetleri ve son tahlilde Fethullahçı terör örgütünün askeri darbe girişimiyle Türkiye yönetimini, seçilmiş hükümetini devirmeye yönelik faaliyetlerden bahsetti. Ve bu üç terör örgütünün aynı dönemlerdeki faaliyetlerini manidar buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda 3 terör örgütünü aynı kefeye koyarak bunların uzantılarının da Batı dünyasına, dış güçlere dayandığını ifade etti. Ancak bu güçlerin Türkiye'de başarılı olamayacağına, milletin karşısında milleti bulacağına dair net bir ifadesi vardı.
Muhalefet Partisi Genel Başkanları'nın, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talepleri vardı demiştik. Bahçeli bu uzlaşı kültürünün devam etmesi gerekir şeklinde bir cümleyle adeta teğet geçti konuşmasını. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 maddelik manifestoyla somutlaştırdı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkmadan önce ne söyleyeceğine yönelik bir merakın olduğunu söylemiştik. Çok somut bir ifade kullanmadı ama bir cümlesinin altı çizilmesi gerekirse 2023'e muhalefet partileriyle gideceğine dair bir iması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. 2023 malum Cumhuriyet'in 100. yılı, yeni kapıdaki birlik ve beraberliğin 2023'e dönük bir müjde, bir işaret olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Somut olarak 15 Temmuz'dan bu yana Ferit, meydanlardan idam sesleri yükseliyor. Evet. Bugün de yeni kapıda yüz binler, milyonlar idamın gelmesini istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. İlginçtir, sen de tanık oldun. Hiçbir genel başkan veya hiçbir yetkili, siyasetçi, genelkurmay başkanı kürsüdeyken gelmeyen idam talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeyken geldi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmiş konuşmalarına bir benzerini yaptı ve dedi ki idam gelirse ben bunu onaylayacağım. Ancak bu kez karşısında topu, siyasi parti genel başkanları vardı. Bu siyasi parti genel başkanlarına çok net bir mesajdı. Bakın, toplumun talebi idamın geri gelmesi ve siz de gereğini yapın. Siz meclisten çıkarırsınız idam kararını, ben bunu onaylarım şeklinde çok net bir ifade verdi. Bir daha söz hakkı gelmeyecek. Bir iki cümleyle toparlamak gerekirse bugün Yeni Kapı'daki konuşmaları, Yeni Kapı'daki tarihi mitingi birkaç cümleyle özetlemek gerekirse gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin olağanüstü gecesinden birisi yaşandı bugün, evet, Yeni Kapı'da. Kesinlikle. Son yıllarda özlediğimiz bir tablo ete kemiğe büründü diyebiliriz Yeni Kapı'da. Sadece burada temsilcileri bulunan genel başkanların tabanları değil, Türkiye'de çeşitli siyasi partilere gönül vermiş veya siyasetle ilgilenmeyen ama Türkiye'ye yönelik antidemokratik girişimlere karşı duran seçmen, milyonlar bugün iradelerini gösterdiler. Bu çok önemli, bu çok değerlidir. Ancak bundan sonrası ne olacak şeklinde koca bir soru işareti var. Bundan sonra bu birlik ve bütünlüğün devam etmesi, kalıcı olarak devam etmesi için en başta siyasi partilerin bugün dile getirdiği bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor. Koyuyoruz. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Çarşamba akşamı inşallah noktayı koyacağız. Uygun mudur? Uygun mudur? Bu akşam sadece virgül. Çarşamba akşamı nokta. Tamam? Sağ olasınız, var olasınız. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan son konuşmasında aslında bir de sürpriz yaptı. Çünkü bugün Yeni Kapı'daki mitingle birlikte demokrasi nöbetlerinin sonlanacağı beklentisi vardı kamuoyunda. Ki daha öncesinde buna yönelik açıklamalar da vardı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi çarşamba günü uzattı ve çarşamba günü nokta konmasını istedi. Meydanlarda vatandaşlar çarşamba gününe kadar olacak diyebiliriz. Şimdi Bursa'ya döneceğiz bir kez daha. Demokrasi Meydanı'nda karşımızda Olay Haber muhabiri Ramazan Düzgün var. Ramazan, oradaki atmosfer nasıl? Konuşmalar orada dinlendi tabii ki. Nasıl tepkiler verildi? Ferit, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından şu anda hemen sizin de görmüş olduğunuz eski adıyla Şehret Üstü
Yeni adıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bir kez daha binlerce kişiyi ağırladı diyebiliriz. Burada coşku aslında İstanbul Yenikapı'daki mitingden saatler öncesinde başladı. Hazırlıklar yapıldı, güvenlik noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar polis kontrolünden sonra meydana girdi ve programın başlamasıyla birlikte geride kalan 23 günde olduğu gibi oldukça geniş bir coşkuya sahne oldu Bursa'nın kent merkezi. Kurulan platformda kimleri izledik? AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Valisi İzzettin Küçük ve İçişleri Bakanı Efkan hala burada Bursalılarla bir araya gelerek 15 Temmuz sürecinde zaten alışık olduğumuz söylemleri bir kez daha tekrarladılar ve darbe girişimine tepki göstererek demokrasi vurgusu yaptılar. Bütün Bursalılara ve Bursa'daki programı izleyenlere birlik beraberlik çağrısında bulundular. Tıpkı 15 Temmuz darbe sürecinden sonra verilen bütün mesajlar gibi bütün bugün de verilen mesajlar ortaktı aslında. Bununla birlikte diğer siyasi partilerden temsilciler de vardı. Örneğin AK Parti Bursa İl Teşkilatı ve milletvekilleriyle birlikte CHP'li Nilüfer Belediyesi'nden Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yine buradaki demokrasi nöbetinde partililerle, AK Partililerle, siyasilerle, Bursalılarla bir araya geldi. Demokrasi mesajları verildi, darbeye tepkiler ve Fethullahçı terör örgütü yönelik mücadeleyle ilgili mesajlar buradan verildi ve sonrasında Yenikapı'daki büyük miting başlayınca buradaki herkes, bakan hala da dahil olmak üzere, bulundukları noktadan İstanbul'daki mitingi izlediler, konuşmaları dinlediler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla sonlanan Yenikapı mitinginin ardından bütün protokol bir kez daha sahne aldı ve Bursalıları selamlayarak demokrasi nöbetine bu akşam için son vermiş oldular. Ve bu şekilde Bursa bir kez daha önemli gecelerinden birini yaşadı. Binlerce kişi Türk bayraklarıyla şu anda hala darbe girişimini protesto etmeye, demokrasi vurgusu yapmaya ve hep birlikte şarkılarla, marşlarla eğlenmeye devam ediyor. Anlaşılan o ki geride kalan darbe nöbetlerinde olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarına kadar yine demokrasi nöbeti devam edecek. Aslında bugün sonlanması bekleniyordu ancak anlaşılan çarşamba gününe kadar bu meydan yine binlerce kişi ağırlamaya devam edecek. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba gününe kadar meydanlardayız çağrısı burada yine yankı bulacaktır. Ve yine Bursalılar önümüzdeki birkaç gün boyunca yine demokrasi nöbetini burada tutmaya devam edecekler. Ramazan Düzgün, teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Ferit Şen Hocak, 10 Ağustos denildi, 14 Ağustos'a gidersek de pek şaşırmayız. 14 Ağustos. Evet, çünkü 14 Ağustos'ta bir 14 Ağustos'u bekleyin şeklinde özellikle paralel yapı cephesinden bir açıklama vardı. Evet. Bu anlamda millet hazır, yani millet demokrasi nöbetlerine katılmaya devam etmeye hazır. Bunu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Şimdi liderlerin açıklamalarını aslında çok fazla üzerinde duramadık. Durduğumuz bazı kısımlar vardı. Konuşmalar sebebiyle yarıda kestiğimiz bazı kısımlar vardı. Özellikle ben şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu 12 maddelik bildirisi sırasında parlamenter sistemi güçlendirmek zorundayız gibi bir ifadesi var. Yani parlamenter sistemi güçlendirmek zorundayız ifadesi aslında başkanlık sistemi talebinin tamamen bir zıttı. Tamamen zıttı anlamına geliyor bu ifade ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasında başkanlık sistemine vurgu yapan herhangi bir açıklaması olmadı. Yoktu. Hiç herhangi bir bu konuya değinmedi. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık talebinden şimdilik belki de askıya alması gibi bir şey söz konusu. Ya bunu çıkartmak mümkün. Şimdi şu bir kere tespitini yapmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması çok daha doğrusu hazırlanmış bir konuşma. Tabii ki. Dolayısıyla Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle taleplerine karşılık vermesi, ilticaen bir şeyler söylemesi anlamına geliyor. Belki söyleyebilirdi ama söylemedi. Özellikle parlamenter sisteme yönelik vurgu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok açık, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de çok açık. İkisi de başkanlık, iki siyasi partide başkanlık sistemine karşı olduklarını ifade ediyorlar. Bugün de meydandan parlamenter sistemin çok değerli olduğunu söyledi. Türkiye'nin geleneğinde olan bir sistem olduğunu bir kez daha ifade etti Kılıçdaroğlu. Hem Başbakan Binali Yıldırım hem de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun bu vurgusuna bir karşılık vermediğini görüyoruz. Günde bugün değil zaten. Belki Kılıçdaroğlu 12 yani maddelik bu da tercih 12 maddelik manifestosu arasında bunu bir polemik olması açısından değil ama Türkiye'nin kurtuluş reçetesi kardeşim bu 12 maddelik ifadelerde budur. Yer alıyor. Bizim görüşümüz budur şeklinde senin de söylediğin gibi bir öneriler olarak kabul edebiliriz. Öyle anlaşılıyor ki daha başkanlık sistemi bu siyasi iklimin devam etmesi adına gündeme gelmeyecek belki de. Gündeme gelecekse de bu kadar keskin bir biçimde siyasi partileri cepheleşmeye götürecek şekilde ben yakın zamanda olmayacağını görüyoruz. Bu bir fırsattır gerçekten. Yani bugün Yeni Kapı Türkiye için, Türkiye'deki siyaset dilinin yumuşamasının topluma yansımasını göstermesi bakımından çok önemlidir. Bakın siyasi partilerin genel başkanları dillerini yumuşattıkları zaman, birlik ve beraberlik görüntüsü verdikleri zaman işte meydanlar bu kadar çabuk, bu kadar kısa sürede reaksiyon gösterip yan yana gelemeyecek dediğimiz kitleler omuz omuza gelebiliyor. Siyasetçilerin bundan ders çıkarması lazım ve önümüzdeki dönemde siyasi dillerini 15 Temmuz'dan sonraki gibi yumuşatmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Özdal, yavaş yavaş programımızı kapatıyoruz. Süremizin artık sonuna geldik. Ben yorumların için teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili izleyenler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan süreç bugün İstanbul Yeni Kapı'daki Demokrasi ve Şehitler mitingiyle farklı bir boyut kazandı. Özellikle tarihi bir günü geride bıraktık. Çünkü bugün Yeni Kapı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organize ettiği mitingde İktidar Partisi'nin Genel Başkanı Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli aynı mitingde buluşup ortak seçmene bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmanın tek ortak noktası, daha doğrusu öne çıkması gereken tek bir tarafı vardı. O da birlik beraberlik vurguları oldu. Biz de programımızı bu birlik beraberlik vurgusu yaparak kapatıyoruz. Umarız ki Türkiye'yi daha aydınlık günler bekliyor diyelim ve noktayı koyalım efendim. Hoşçakalın.